Merhabalar. Gümüş parlatma işlemini size anlatacağım. Kolay bir şekilde, kolay ve etkili olacak. Burada bir maşa görüyorsunuz. Yemek servis maşası. Bunun çok oksitlenmiş gördüğünüz gibi. Çok değerli. Bu nadide parçanın gümüş olduğunu düşünüyorum. Ve bunu parlatabilmem için bir yöntem uygulayacağım. Siz de bu yöntemi uygularsanız sağlıklı şekilde gümüşlerinizin parlayacağına inanıyorum. Diğer servis maşamızda bu şekilde, bu halde çok iyi değiller. Bunları nasıl yapacağız? Hep birlikte bir görelim. Şimdi bu yöntemi kullanabilmek için limona ihtiyacımız var. Karbonata ihtiyacımız var bir tutam. Böyle de bir tuza ihtiyacımız var. Bir tatlı kaşığı veya iki tatlı kaşığı da koyabilirsiniz. Şimdi uygulamamıza geçelim ve sonucu hep birlikte görelim. Böyle bir kavanoza ihtiyacımız var. Bu kavanozun içinde gerçekleştireceğiz. Bir kap suya ihtiyacımız var. Hani bunun kadar bir su ihtiyacımız olacaktır. Daha sonra bu suyu ocağa kaynatmak için koyacağız. Ve üzerine limon, karbonat ve tuz karışımlarını uygulayıp kaynatacağız. Daha sonra da gümüşlerimiz için uygulayacağız. Gördüğünüz gibi suyumuzu doldurduk. Bu suyumuzu kullanacağız. Ocağa kaynatmaya koyacağız. Kaynama işlemimiz devam ediyor. Öncelikle tuzumuzu ekliyoruz. Daha sonra karbonatımızı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Biraz karıştıralım. İyice karıştırıyoruz. Karbonatla tuzun birbirine karışması için erimesini bekliyoruz. Evet, limonumuzu bu şekilde kesiyoruz. Daha sonra kesmiş olduğumuz limonu içine sıkıyoruz. Köpürmeler başladı gördüğünüz gibi. Bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Bu kadar kaynama yeter. Ocağın altını kapattık. Biraz dinlemeye bıraktık. Bir müddet dinlensin. Daha sonra bu uygulamayı gümüşler için test edeceğiz. Şimdi kaynayan karışımımızı bekledikten sonra yavaşça karışımımızı kavanoza koyuyoruz. Bu şekilde. Tamamını kavanoza. Tamamını kavanoza koyduk gördüğünüz gibi. Şimdi buna hemen bu gümüşlerimizi daldırıyoruz. Bakalım sonuç ne olacak. Bu şekilde bekletiyoruz. Zamanda hava almaması için böyle bir folyo ile kapatmanız da önerilir. De beklemeyi aldık. Sonucu bekledikten sonra hep birlikte göreceğiz. Yaklaşık 3 saat kadar bekledik. Evet, şimdi çıkarıyoruz mevcut yerinden. Görüyorsunuz suyun rengini farklılaşmış. Şunu çıkarıyoruz. Bakın. Üzerindeki lekelerin çoğu gitmiş durumda. Gördüğünüz şöyle göstereyim. Bakın ikisinde de farklılıklar var. Şöyle küçük bir pamuk yardımıyla da parlatmaya çalışırsanız daha iyi olacaktır. Gayet. Şöyle göstereyim bakın. Böyle temiz bir görüntü elde ettik. Şöyle şık bir temizlik şekli oldu. Diğerine de bakalım şimdi. Aynı şekilde diğerine de bakıyoruz. Koyalım şöyle bir. Diğerine de çıkaralım bakalım. Bakın bu da tertemiz olmuş. Aynı şekilde bir pamuk yardımıyla kurulayıp parlatabiliriz. Şöyle. Bakın şöyle. Parlatma ya çalışıyoruz. Bunu sudan da geçiririz. Güzelce bir yıkayıp. Videomuz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Thank you.
Bye.